Depremle ilgili çok önemli faaliyette bulunuyorsunuz. Belki kimsenin hatırına gelemeyen deprem şehitlerine Kur'an hatmi organize ettiniz. Bir anlatır mısınız efendim? Üsyat Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım Bey. Teşekkür ederiz. İsmail Bey, biliyorsunuz 99'da bir deprem yaşadı Türkiye genelinde. Bu da en büyük şeyde Kocaeli'de. Biz yaşadık. Kocaeli'de yaşadığımız için 50 bin insanımız vefat etti. 250 bine kişi de işte yani yaralımız var. Dolayısıyla çok büyük bir zayiat verdik. Ben hep şunu söylüyorum. Tabii ki mukadderettir. Takdir-i ilahidir. Ama deprem insanı öldürmüyor. Yapı bizim için çok önemli. Dolayısıyla eski veya malzemesi eksik olan yapılardan dolayı bu insanlarımız bu kadar bir zayiat verdi. Bu da bizim için çok büyük bir ders oldu. Bundan sonraki, bundan o günden bugüne kadar binalarımızda, şeylerimizde bayağı bir değişiklik oldu. Dolayısıyla biz daha da olması gerekiyor mu? Evet, daha da olması gerekiyor. Ama biz millet olarak bunları çok çabuk unutuyoruz. Bu akşam da en azından o şehitlerimiz adına bir rahmet, bir fatiha. Bu anlamda müftülüğümle beraber böyle bir koordine. Siz de buna çok destek verdiniz. Size teşekkür ediyoruz. İnşallah bugünkü hatimler okundu ve dua edecek değil mi? 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde. Sayın Başkan, siz depremde neredeydiniz? O depremdeki anı bir anlatır mısınız? Ben de depremi Osman Yılmaz'da geçirdim. Dolayısıyla kendi evimdeydim o gün. İşte kendi evimizdeydik. Acı bir olay. Gerçekten çok zorluklar çektik. O gün için malınız, mülkünüz, hiçbir şey aklınıza gelmiyor. Tek gelecek şey, eğer sağsanız şükrediyorsunuz. Nasıldı zaten. O gece, nasıl yaşadın, nasıl hissettiniz? Yani ben ilk vuruşta bir camı açtım. Bunu çok samimiyetle söyleyeyim İsmail Bey. Sanki böyle gök ve yerle bir olmuş gibi. Öyle gördüm. Belki o günkü heyecanla, o günkü şeyle. Hanım bana şunu söylemişti, işte hemen çıkalım da, o da demişti ki, hiç para falan var mı, bir şey var mı evinde? Ben parayı boş ver de, biz kendimizi bir kurtaralım da, parayı sağ kalırsa gidelim işte, kasamızda bir şey varsa onu alır götürürüz diye. Neden? Çünkü işte belli bir saatten sonra para da olması gerekiyordu. O anda onun aklına o geldi ama benim aklıma bir an evvel çoluk çocuğu bir an evvel dışarı çıkartmak, o felaketten azami şekilde kurtulmak. Ama elhamdülillah bizim olduğumuz bölgede çok fazla bir şey yoktu. Tabii bir iki saat geçtikten sonra kendi arabamızla mezarlığın yanına çektik biz orada bir sabaha kadar. Sabah da olunca Darıca'da biliyorsunuz vahim bir iki tane blokumuz yıkılmıştı. Oraya gittim. İşte daha sonra fırınlarda ekmek, su, daha sonraki şeylerde de Gölcük, Karamışlar'a doğru da yıkmıştık arkadaşlarla beraber. Büyük bir felaketti. Büyük bir acıydı. Ben o zaman otarlım satım işi yapıyordum. Gölcük'te bir arkadaşım var, Vedat Bey. Aradım. Vedat Bey, nasıl durumunuz? Dedi ki arabam da gitti, hanım da gitti, çocuklar da gitti. Ben de sefil bir şekilde ortalıkta kaldım dedi. Biz o gün için gitmiştik ona da evine. Şimdi Allah, Cenab-ı Allah bir türlü felaketleri bir daha kimseye yaşatmasın. Hakikaten zor bir şey. Akşamleyin yatarken zengin, çoluk çocuğu mutlu ama sabaha karşı kalkarken yalnız kalabiliyorsunuz, malınız olmuyor diyor. Bunun için tedbir almak lazım. Bunun için sürekli olarak
Arkadaşlar, önlem almak lazım. Önlem almak çok lazım. Teşekkür ediyoruz. Nihat Bey, sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Depremin 19. yıl dönümü. Sayın Vekilim, depremde neredeydiniz? Nasıl yaşadınız? Saat 03.02 sıralarında neler oldu? Buyurun. O gün gerçekten yani benim hayatımın en korkunç sahnesi diyebilirim. Bundan 19 yıl önce, yine bugün evdeydik. Ben henüz daha yeni yatağa girmişim. Tam uyumuyordum. Ellerinizden öper Hasan Hüseyin daha 3 aylıktı. Bebekle uğraşıyorduk. Böyle uyku haliydim. Bir anda evimizin temelinde bir kırıcı çalışıyormuş gibi ama çok korkunç bir ses. Dilovası'ndaydım, evdeydim. Ev 45 saniye kaldırdılar, indirdiler ya. Yani. Allah bir daha yaşatmasın. Tabii ben 2 katlı binanın alt katında oturuyordum. Üst katta babamlar oturuyordu. Ben de daha yeni evliydim. Koşarak
üst katta işte babamların kapısını açmaya giderken bir taraftan da tabii bebek de var. 3 aylık Hasan Hüseyin'imiz vardı. Anneyle kapıya kadar geldik, sonra annesi koştu Hasan Hüseyin'i aldı dışarıya çıkardı. Babamların evin kapısı sıkışmıştı işte sonra. Yani deprem sarsıntısı devam ederken ben üst kattaydım. O gün yıldızlar yeryüzüne çok yakındılar. İlk defa yıldızları bu kadar yakın gördüm. Özellikle köpeklerin bağırışı, işte insanların feryadını duydum. Çok korkunç bir geceydi. İnşallah ders çıkarırız. Peki tabii, o sonra yaşadınız, dışarı çıktınız, etraf yıkık. Yani bu biz o ilk günü de bir... Biz o gece Dilovası çok yıkık, enkaz falan olmadı. Biz bütün dua ettik ki bütün Kocaeli'de, bütün Türkiye'de enkaz az olsun. Dilovası'nda işte dolaştık, komşularda falan çok öyle enkazlık, yıkılan bina yoktu. Biz o gece enkaz olmadı, herhalde ölü yok dedik. Elektrik kesilmiş, televizyonlar kapalıydı, kimse evine giremiyordu. Ama depremin korkunç resmini sabah ışıklarında komşu ilçelerde, başta Gölcük, Derince, işte Gebze'de benim Dilovası Belediye Spor'da müdürlük yaparken benim topçum vardı. O da şehit olmuştu, vefat etmişti. Sonra işte manzara dehşet. Kocaeli'de manzara gerçekten çok korkunçtu. Sakarya'da hakeza. Tabii deprem aslında öldürmez. Asıl buradan şuraya varmak istiyorum. Oradan dersler almamız lazım bizim. O günden sonra Türkiye'de inşaatların yapımıyla ilgili çok ciddi, ben biliyorum, işte yapı denetim firmaları kuruldu. İnşaatlar depreme uygun yapılmaya gayret edildi ama ben burada sizin aracınızla aziz milletimize seslenmek istiyorum. Deprem öldürmez. Kaçak yapı öldürür. Uygun yapılmayan yapılar öldürür. Dolayısıyla yeni yapılan yapılarda herkesin azami bir derecede deprem riski olduğunu bilinciyle inşaatlarımızı buna göre yapmamız lazım. Allah bir daha yaşatmasın. Bu vesileyle 20 bine yakın can kaybımız olmuştu. Gazilerimiz, yaralılarımız vardı. Allah deprem şehitlerimize rahmet etsin. Geriye de kalanlara Allah sabır versin. Yaralı kardeşlerimiz var. Hala huzurlarını kaybeden kardeşlerimiz var. Allah onlara hayırlı uzun ömür versin. Bu vesileyle tekraren aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Cemil ederim. Yaman Bey, Kocaeli Milletvekilimiz. AK Parti Gebze İlçe Başkanımız Sayın Ayar, İrfan Ayar Bey. Buyurun. Evet, hayırlı akşamlar. 17 Ağustos 1999 gece saat 03:02 sularıydı. Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde 1130 sokakta oturuyorduk. Kendi evimiz 5. kat. Tabii bir gürültüyle beraber uyandık. Gökyüzünde bir kızıllık, kiremit sesi, demir sesi, beton sesi, korkunç bir ses. Sanki binalar karşılıklı kafa kafaya dokuşuyordu. Yaklaşık depremin olduğu 45 saniye süreyle yataktan doğrulamadık. Yatağa bizi çaktı deprem. Aklıma gelen tek şey şuydu, herhalde dedik kıyamet kopuyor. Sadece dediğim şuydu, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye nidalarla uyandık, devam ettik. Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın ülkemize. Hani şöyle bir söz de var, yani deprem öldürmez, binalar öldürür. İnşallah bu 99 yılından sonra yapılan bu deprem yönetmenliğine göre uygun binalarla birlikte inşallah biz bir deprem kuşağında yaşayan bir toplumuz, ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Dolayısıyla depremle birlikte yaşamak durumundayız. O yüzden de depreme uygun binalarımız olduğu sürece inanıyorum ki ülkemiz bu tür depremlerden kazasız belasız en az kayıplarla atlatılacaktır. Bu vesileyle ben yine de tekraren 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sağlık, sıhhat diliyorum. Herkese hayırlı
uzun ömürler diliyorum, saygılarımı sunuyorum.